Şimdi değerli arkadaşlar, bu kayyum meselesi muhalefetin çokça kullandığı bir mesele. Şimdi bunu siz sordunuz, vesile oldunuz, ben de açıklayayım. Bunu defaatle açıkladık. Şimdi Türkiye çok hassas bir bölgede yaşıyor. Terörle mücadele yapıyor. Terörle mücadelede aralıksız devam ediyoruz. Terörle mücadele sadece kolluk kuvvetinin, emniyet güçlerinin silahla yaptığı bir mücadele değil. Bunun finans ayağı var, bunun lojistik ayağı var, bunun bir mekanizma içerisinde daha insan tedarik eden bir yapısı var. Dolayısıyla bunların hepsiyle mücadele etmeniz gerekiyor. Yani kayyum neden atanıyor arkadaşlar? Bir zorunluluktan atanıyor. Şimdi buradan bakın, Diyarbakır'da HDP binasının önünde anneler var. Bu insanlar, o anneler niçin o il başkanlığının önüne gidiyorlar? Çünkü çocuklarını ya iş faaliyetiyle kandırmışlar, ya başka bir sosyal faaliyet için kandırmışlar ve bunları belediyenin imkanlarıyla yapmışlar. 83 milyon vergi ödüyor. Ödediği vergiler bir şekilde sistem dışına çıkartılıp arkadaşlar terörün finansmanı için kullanılıyor. Bunlar istihbarat birimlerinin tespitleri neticesinde ortaya çıkıyor. Biz çok mu arzu ediyoruz hemen buraya bir kayyum atayalım? Arkadaşlar bunlar zorunluluktan kaynaklanıyor. Muhalefet konuşuyor. Fakat muhalefet konuşmak, tabii onların sırtında yumurta küfesi yok. Bu mücadeleyi, terörle mücadeleyi hükümet sürdürüyor. Yani bu bir zaruretten ortaya çıkan bir şey. Durup dururken işte bizim kafamıza esti, buraya kayyum atayalım, böyle bir şey söz konusu değil. Bütün bu sistem bir bütün ve bakın bugün terörle mücadelede ciddi şekilde terörün beli kırılmış vaziyette. Hareket kabiliyetleri kırılmış vaziyette. İnsan artık tedari, insan gençleri kandırıp daha çıkaramaz duruma gelmiş vaziyetteler. Dağdaki terörist sayısı ciddi şekilde azalmış vaziyette. Diyarbakır anneleri evlatlarına tek tek kavuşuyor. Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalarla silah bırakıp teslim olan sayı ciddi şekilde artmış vaziyette. Peki bunlar nasıl oluyor arkadaşlar? Bunlar bir bütün olarak mücadele edince olunuyor. Siz şimdi burada çalışıyorsunuz. Emekçisiniz hepiniz. Sizden devlet vergi alıyor. Verdiğiniz vergiler toplanıyor merkezi hükümette. Ve bunlar belediyelere, onlara katkı olarak merkezi hükümetten gönderiliyor. Şimdi biz burada veya işte Güneydoğu'da veya Karadeniz'de veya Ege'de, İç Anadolu'da çalışan vatandaşlarımızın verdiği vergilerin terörün finansmanına gitmesine nasıl göz yummalı? Şimdi bu mücadele ortada. Dolayısıyla bu bir zaruretten kaynaklanıyor. Şimdi şunu söylemek çok kolay. Atamayalım. Atamayın. Atamayalım, bak neticesi farklı oluyor. Hem şeyi çok çabuk unutuyoruz. Menfezlere bombaların nasıl yerleştirildiği, iş makinelerinin oralarda nasıl kullanıldığı, belediyenin imkanları kullanılarak gençlerin nasıl kandırılıp bağa çıkartıldığını hemen unutuyoruz. Dolayısıyla bu mücadele verilecek arkadaşlar. İkincisi, biz sürekli şunu söyledik HDP'ye. Terörle aranıza mesafe koyun dedik. Terörle bağınızı koparın dedik. Terör faaliyetlerine destek vermeyin dedik. Onların propagandasını yapmayın dedik. Ama onlar hiç akıllanmışa benzemiyorlar. Oradan bir adım bile geri adım atmıyorlar. Peki ne yapacaksınız? Soruyorum şimdi size, ne yapacaksınız? 83 milyon vatandaşımıza soruyorum. Dolayısıyla bu bir zorunluluk. Bir diğer konu da şudur. Bakın, iktidara geldiğimiz günden bugüne yaklaşık 18 yıl geçti. Geldiğimiz dönemki Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tabloyla bugünkü tablo bambaşka. Türkiye ciddi şekilde normalleşti. Bakın bugün devletin 24 saat yayın yapan, Kürtçe yayın yapan kanalı var. Özel okul açma önünde hiçbir engel yok. Neşriyatla alakalı hiçbir engel yok. Müzikle alakalı hiçbir engel yok. Bunları isteyen istediği şekilde yapabiliyor. Bu normalleşmeyi AK Parti ile beraber yakaladı Türkiye. Fakat şunu gözden kaçırmayalım değerli arkadaşlarım. Türkiye'nin resmi dili Türkçedir. Bakın 1876 Anayasası. Devlet-i Ali Osmanlı, bir imparatorluk. Kuzey Afrika'da var, Orta Doğu'da var, Balkanlar'da var. Milletvekili seçilebilmek için bir kriter getirmiş. Türkçe bilme zorunluluğu getirmiş. Neden yapmış bunu? İnsanlar parlamentoya gelince birbirlerini anlamak zorundalar. Ortak bir lisan konuşmak durumundalar. Ve imparatorluk olmasına rağmen bir ulus devlet değil Osmanlı. Dolayısıyla bunların, bu açıklamalar bir sizi plan olarak gördüğümüzü ifade etmek isterim. Bir şey hazırlanmaya çalışılıyor. Bir şeyin altyapısı hazırlanmaya çalışılıyor. Bunlar Türkiye'nin birliğini, beraberliğini, gelecekle alakalı, bir arada yaşama ile alakalı ortaya koymuş olduğu anlayışa zarar verebilir. Türkiye'nin birliğini tehlikeye atabilir. Herkesin ben siyaset yapıyorum diye özensiz davranmak gibi bir durumu olamaz. Dikkatli davranmak zorundayız. Siyaset yapacağız diye, karşımızdakini eleştireceğiz diye Türkiye'nin birliğini zarara ve zaafa uğratacak
işlerin içine girmek Türkiye'ye büyük kayıplar verdirir. Türkiye zaman kaybettirir. Türkiye bunu kaldırmaz. Az önce de söylediğim gibi 83 milyonun, bakın, Güneydoğu'da yaşayan vatandaşımızın da, Doğu'da yaşayan vatandaşımızın da, Karadeniz'de de, Ege'de de, Türkiye'nin her tarafında, her bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın gündemi, burada muhalefetin dile getirdiğinden farklı gündemleri var. İnsanımızın gündemi Türkiye'nin geleceğiyle alakalı, Türkiye'nin daha güçlü bir ülke olmasıyla alakalı, Türkiye'nin refahının artmasıyla alakalı, Türkiye'nin huzuruyla alakalı beklentileri var. Doğu'daki insanın beklentisi neyse, Karadeniz'deki, Ege'deki insanın beklentisi de aynıdır. Ve unutmayın, 83 milyon bu ülkenin kurucu unsurudur. Sürekli bunun üzerinde vurgu yapmak yanlış. Ve burada bir etnik grubu, Kürtleri ötekileştiren, en fazla ötekileştiren parti de HDP'dir. Kürtler de, Türkler de, diğer yaşayan insanlar da bu ülkenin kurucu unsurudur. Bu devletin kurucu unsurlarıdır. Asli unsurlarıdır. Bütün uluslararası sözleşmeler de böyledir. Dolayısıyla 83 milyon ortak devletidir burası. Bunu çatırdatmaya, bunu zedelemeye, bunu zayıflatmaya yönelik açıklamalar ve beyanlar bu ülkeye ve devlete fayda sağlamaz diyorum.